Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Denemeli alışveriş videomuzda bu sefer Defacto'yu gezdik. Güzel yeni parçalar vardı, dikkatimizi çekenler oldu tabii ki, onları da hemen gösterdik. Bu sefer erkek ürünlerini daha çok gösterdik. O yüzden çok spoiler vermeden hemen videoya geçelim istiyorum. Şimdiden keyifli izlemeler. İlk olarak şöyle kolları ve alt kısmını çok beğendiğimiz bir ürün bulduk. Hatta ürünler bulduk. Bir bu rengi var. Şöyle yakından detaylarını göstereyim. Rengini de buradan görmüş olursunuz. Yumuşacık bir kumaşı var. Asla kaşındırmaz. Boğazı zaten balıkçı geldiği için çok tatlı. Böyle kolları ve aslında alt kısmının olması da çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Fiyatına bakalım. Fiyatı 80 lira. Bir de şöyle bir rengi var. Ben bunu da çok beğendim. Şöyle uzaktan bakabilirsiniz. Çok güzel duruyor. Yakından da rengini şöyle detaylıca görebilirsiniz. Çok farklı bir yeşil ama gerçekten güzel bir ürün. Yani pantolonların üstüne, eteklerin üstüne çok güzel kombin yapılabilir. Bir de şöyle şu rengi var, yani lacivert renginde. Buna da yakından bakabilirsiniz rengini daha iyi anlamak amacıyla. Çok güzel yumuşacık bir ürün. Ben bunu çok beğendim. Bakabilirsiniz belki internetten almak isterseniz. Sonradan internetten de bakabilirsiniz. Uzaktan ürün böyle. Bir de şöyle bir ürün bulduk aslında. Bunun rengini daha çok beğendim. Yani aslında kumaşı da güzel. Çok güzel örgü bir kazak ama birazcık elime aldığımda ağır geldi. Yani hissiyatı böyle ağır gibi. Fiyatına bakacağım. Fiyatı 70 lira. Uygun, güzel, sıcak tutar. Arkası da zaten düz geliyor. Boyun detayı da balıkçı yaka. Güzel bir ürün. Bu ürünün şu renginden de var. Bunu da göstermek istedim. Gri lacivert arası bir renk. Işıktan yansıma ya da farklılık gösteriyor olabilir ama elimde de şöyle uzaktan göstereyim. Bu şekilde duruyor. Bunun renkleri mevcut. Ben bu modeli çok beğendim. Bakmak isterseniz diye gösteriyorum. Ben de yazılı sevmem ama bunu çok beğendim. Yani hem böyle altından büzgülü gelmesi hoşuma gitti. Bir de yazısı da öyle çok rahatsız etmedi beni. Fiyatı 70 lira. İçi böyle yumuşacık. Ya ben böyle olan modelleri daha çok seviyorum. Kolları da ya zaten yine böyle istediğim şekilde, bir saniye, büzgülü bir şekilde geliyor. Ben bu modeli de seviyorum. Düz inmesindense bu daha hoş duruyor. Yukarı çektiğinizde de güzel duruyor. Böyle düz, önünde hafif yazısı var. Arkası da düz bir şekilde geliyor. Tam beyaz, kırık beyaz değil. Güzel bir ürün. Bir de böyle yazılısının sadece farklı bir yazısı var. Ben bunun rengini çok beğendim. Yani değişik bir mavi. Yakından rengini iyice görebilirsiniz. Yine bunun için detayları da aynı. Aynı ürün zaten. Fiyatına bakayım. Bunun da fiyatı 70 lira. Muhtemelen yazıları farklı. Böyle taytların üstüne güzel kombinleyip giymek isterseniz çok güzel. Ben bu bisikletçi yakayı da seviyorum. Hoş oluyor. Daha önce yine göstermiştik böyle takımlar aslında ama bunlar sanki farklı geldi. Aynı modeller değil. Yine en sevdiğim detayı aslında şöyle içinin yünlü olması. Yani hem daha sıcak tutuyor hem daha güzel. Yine alttan böyle büzgülü bir şekilde geliyor zaten. İsterseniz böyle büzebilirsiniz. Şu detayı çok hoşuma gitti yine. Bu yakasında böyle fermuar detayı olması benim çok hoşuma gidiyor. Rengi çok harika. Bir de bunun böyle altı var. Ya böyle yazısı olmasını istemezdim. Düz olsa daha güzel olur. Altının da içi aynı şekilde yünlü geliyor. Altının fiyatı 80 lira. Üstünün fiyatı da 60 lira. Bir de şöyle farklı renkleri var. Onları da göstermek istiyorum. Bir böyle mor rengi var. Lila pardon. Bir de böyle altının da farklı yazılı. Ama modeli hemen hemen aynı olan bir ürün. Bir de böyle mavisi var. Mavisi de zaten yine aynı şekilde geliyor. Fiyatları da hemen hemen. Mesela bu indirimdeymiş bunun altı. Bunun altı 60'a geliyormuş. Bazılarında indirim koymuşlar sanırım. Evet, bunun da mesela 6-60 liraya geliyor. Yine bir de böyle yanık kahve mi diyeyim, ne diyeyim. O renginden olan eşofman takımı var. Bir de böyle eğer hani tercih ederseniz düz siyah renkleri de var. Tabii arkada da farklı değil. Bunun eşofmanı daha farklı. Böyle bir eşofmanı var. Bunun da altı ama aynı şekilde yumuşak böyle tüylü tüylü geliyor. Bunlar çok çok daha güzel. Üstünün fiyatı şöyle 60 lira. Dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Bayağı böyle yumuşak. Aslında kadifeye kaçıyor gibi ama değil. İçi böyle yumuşak değil. Normal bir şekilde, düz bir şekilde geliyor. Uzaktan şöyle ürünü göstereyim ben size.
Fiyatı 60 lira bu arada. Arkadan da aynı şekilde düz biniyor. Bir de böyle bunun altı var. Ayrı ayrı tabii satılıyor. Şöyle geçiş detayı var. Altı yine büzgülü bir şekilde geliyor. Üstünün kumaşıyla aynı zaten. Bunun fiyatı da 80 lira. Arkasını da şöyle çevireyim. Arkası da böyle düz bir şekilde geliyor. Mesela gri renkleri var. Gerçi bu bir tane kalmış sanırım. Ama bunun altı varsa üstü de vardır diye düşünüyorum. Hani belki internetten bakmak isterseniz bulabilirsiniz. Şöyle boğazlı bir body bulduk. Aslında bunu göstermemin sebebi dokusundan dolayı çok güzel bir ürün. Fiyatı 70 lira zaten. Düz bir şekilde balıkçı şeklinde geliyor. Bunun renkleri de var. Birazdan onu da göstereceğim. Şöyle arkasını göstereyim önce. Uzaktan da iyice bakabilirsiniz. Bir şöyle gri rengi var. Gri de elimde şöyle duruyor. Yumuşak doku diyor zaten burada bak. Bir de şöyle krem renginde var ama bu biraz daha uzun geliyor. Ya bunun fiyatı zaten 50 lira. Bu farklı bir model olarak geçiyor. Yanında bunu da göstermiş olalım. Bunun da dokusu güzel. Yine böyle bir polarla geldim aslında. Dışı yine böyle yumuşacık. Göstereyim. Yine bu fermuar detayı var. Böyle modellerde gerçekten çok yakıştırıyorum. İster eşofman üzerine, isterseniz jeanlerle kombinleyebilirsiniz. Arkası da zaten şu şekilde geliyor. Düz bir şekilde iniyor. Bunun kolları biraz daha düz bir şekilde iniyor. Ama güzel, hoş bir ürün. Bunun fiyatı da 80 lira. Şöyle bir tane pantolon bulduk ama buna eşofman da diyebiliriz. Çünkü çok giyilen ve tercih edilen bir model şu an. Fiyatı 70 lira. Dokusu çok güzel bir kadife. Yani bunu isterseniz normal üstüne çok güzel bu bluzla da kombinleyebilirsiniz. Veya dediğim gibi işte polarlarla, o siyah polarla da kombinleyebilirsiniz. İspanyol iniyor. Ben seviyorum bu modelleri zaten. Böyle bir ürün. Böyle bir ürün göstermek istiyorum. Bu da aslında kadife gibi iniyor ama tam değil. Böyle biraz daha yünlü bir kumaşı var ama bu bir sanırım bir tık daha ince. Fiyatı 80 lira bu arada. Bunu da tercih edebilirsiniz eğer açık renk istiyorsanız. Bu da güzel, kombinlenebilir bir parça. Arkası da zaten aynı şekilde düz iniyor. Şöyle birkaç tane elbise göstermek istiyorum. Hani tam kışlık elbiseler. Zaten yakından da desenlerini, iyice kumaşını anlayabilirsiniz. Bayağı yumuşak bu arada. Kaşındırma falan yapmaz. Beline kemerle, eğer uzun geliyorsa size, kemerle toplayıp 90 lira fiyatı. Kemerle toplayıp altına butilerle giyebilirsiniz. Çizme önermem çünkü çok uzun bir ürün olduğu için çizmeyle öldürmenizi istemem. Yani bacak boyunuzu veya boyunuzu kısaltmanızı istemem. Bir de şöyle farklı bir rengi var. Aslında model de farklı. Bu biraz daha kısa bir ürün. Biraz daha vizon rengine kaçıyor gibi. Yine yumuşak bir ürün. Yakından rengini daha detaylı görebilirsiniz. Ve bunun fiyatı da 90 liraya geliyor. Bunu mesela kemerle kombinleyip biraz daha yukarı çekerseniz çizmelerle de kombinleyebilirsiniz. Bir de şöyle beyaz alayım, tercih edeyim derseniz bunu da gösteriyorum. Bu biraz daha kırık beyaz bir ürün. Bu da kısa bir ürün. Bence üzerine böyle yumuş yumuş kalın kabanlarla çok güzel olur. Veya düz kaşa kabanla da kombinleyebilirsiniz. Güzel bir şapkayla da çok uyumlu olur diye düşünüyorum. Fiyatı zaten 100 lira. Yakından da görebilirsiniz. Detayını, dokusunu anlayabilirsiniz. Yumuşak bir ürün. Işıktan farklılık gösteriyor ama tam böyle kırık beyaz renginde. Şöyle bir elbise bulduk. Fiyatı 70 lira. Kumaşını size nasıl anlatacağım bilmiyorum. Hani yakından anlayabilir misiniz onu da bilmiyorum. Ama böyle çok tatlı bir elbise. İçinde morları barındırıyor. Kısa, böyle dizinizin şuralarında durabilir bence. Şöyle iyice görebilirsiniz renklerini. Çok güzel. Yani belden de büzgülü olunca daha oturuyor üstte bence. Arkası da böyle. Kolları da zaten yine büzgülü geliyor. Bir tık kısa kalabilir bence kolu. Kol modeli olarak. Çok uzun durmuyor sanki. Buna bence bakmalısınız ya. Çok güzel olur bu. Şöyle modeli yine aslında bilindik modellerden ama renkleri bence çok çok tatlı. Biraz ince bir kumaşı var zaten, yakından da hani anlayabilirsiniz. Benim üstümde bulunan gibi. Yine böyle içi düz geliyor. Yünlü bir şekilde gelmiyor. Rengi çok güzel yani, tam böyle turuncu. Neon böyle dışarıda patlayabilirsiniz. Bunun fiyatı 60 lira. Bir de şöyle bir pembesi var. Bu da çok bebe pembesi gibi tatlı bir renk. Bu da aynı modelden. Bunun fiyatı 50 liraya geliyor ama fiyatlarda falan farklılıklar var. Böyle uzaktan da bunu görebilirsiniz. Bir de şu rengini göstereceğim. Bu da aslında çok güzel bir renk. Uzaktan da bunun rengini görebilirsiniz. Yine aynı ürünler. Arkadan düz bir şekilde iniyor. Güzel bir model.
Bunun fiyatı da mesela 50 liraya kadar iniyor. Ya böyle çok farklı bir şey göstereceğim. Pijama göstereceğim. Çok tatlı böyle. Ben zaten böyle düğme gömlekli pijamaları çok seviyorum. Üstü bu şekilde geliyor zaten. Altında şöyle görebilirsiniz. Yine büzgülü paçaları dümdüz bir şekilde geliyor ama birazcık kumaşından emin olamadım kalitesinden. Ama yine göstereyim dedim. Fiyatı 140 lira. Böyle çiçekli, pembiş pembiş güzel bir pijama takımı. Ya bunu çektik mi çekmedik mi çok kararsız kaldık ama ben çok beğendim yani. Hem yumuşaklığını çok beğendim hem de böyle altlarda düğmesi olması çok hoşuma gitti. Çok bilindik bir model zaten. Fiyatı 100 lira. Bence bir tık pahalı olabilir ama hani ben model olarak göstermek istedim. Şöyle bir aslında ceket bulduk. İçi astarlı ama böyle farklı ve güzel model. Buralarda hiç görmemiştim. Şöyle cep detayları var zaten. Deri bir şekilde iniyor ve tamamen kırık bez yani krem renginde. Böyle kemer detayları da var buradan. Bağlayabilirsiniz. Çıt çıt bir şekilde geliyor zaten. Yine elimde alayım şöyle uzakta göstereyim size. Arkasına zaten düz bir şekilde iniyor. Fiyatına bakacağım. Fiyatı 160 lira şu an. Güzel bir deri ceket aslında. İçi astarlı ama olsun bence model olarak çok güzel ve renk olarak da çok güzel. Sırada buna benzer hatta bir model gördük. Ama burada da farklı olduğu için göstermek istedim. Şöyle iki tane cep detayı var. Tamamen taba rengi yani kahve. Fiyatı 110 lira. Arkadan da şöyle göstereyim. Aşağı kadar fermuarlı. Üstünde mesela blazer ceketlerle veya daha uzun kabanlarla kombinleyebilirsiniz. Yine böyle çizmelerle veya butilerle çok güzel kombinlenebilir. Bence taba rengi olması şu an çok tatlı. Yani tam kışa göre. Ben bunu çok beğendim. Şöyle crop tarzı bir hırka bulduk. Çok güzel yani bizim çok hoşumuza gitti. Böyle açık krem renginde böyle sütlü kahve gibi düşünebilirsiniz. Desenleri zaten çok güzel. Fiyatı 90 lira tam şurada bitebilecek bir model aslında. Böyle yüksek bel pantolonların üstünde çok güzel durur. 90 lira örme bir kazak. Belki olabilir belki olmaz onu şu an çok bilemiyorum. Arka detayları da böyle. Bir de o hırkanın içine böyle kombinlemişler bunu. Güzel bir şekilde kombinlemişler. Bunun fiyatı 50 lira. Güzel. Bence kazakla içinde kombinlenince evet daha güzel olur. Yani tekli giyer misiniz bilmem. Ama göstereyim istedim. Bir de bunun krem rengi var. Yokmuş krem rengi. Bir de şöyle farklı bir model gösterelim. Fırfır değil tam. Yani biliyorsunuz fırfırları severim. Ama farklı bir model. Böyle uzaktan görebilirsiniz. Krem siyah uyumu olabilir. Yumuşacık zaten kumaşı. Bayağı yumuşak. Fiyatına bakıyorum. Fiyatı bunun 80 lira. Bir de siyah rengi var. Siyah rengi de bu şekilde. Bunda çok model belli olmuyor ama bu da güzel bir ürün bence. Fiyatı 80 lira olabilir çünkü kumaşı gerçekten yumuşak bir kumaş. Kolları da bu şekilde büzgülü geliyor. Bunlara göz atabilirsiniz. Şöyle bir elbise göstermek istiyorum. Hem rengi çok tatlı böyle vişne çürüğü gibi bayağı koyu bir bordo. Fiyatı 100 lira. Şu deseni çok güzel geliyor. Yani en azından düz değil de biraz daha farklı bir kumaş. Farklı bir model gibi görünüyor. Arkası düz bir şekilde iniyor. Birazcık buralardan yani şöyle bakıldığında alt kısmı biraz büzgülü. Dediğim gibi yine bunu kemerle kombinleyebilirsiniz. Yumuşacık gerçekten kumaşı da. Kolları da bu şekilde büzgülü. Bol değil. Yine balıkçı yaka geliyor zaten. Buradan da böyle katlayabilirsiniz. Veya isterseniz çok yukarıda seviyorsanız yukarıda kaldırıp da kullanabilirsiniz. Güzel bir ürün. Bunu beğendim ben. Şimdi erkek yanındayız. Birkaç tane ürün göstereceğim. İlk olarak şu montu göstermek istiyorum. İçi harika bu arada. Böyle yakından görebilirsiniz. Yünlü. Ben böyle şeyler severim ve kışın bence gayet ideal. Cepleri de aynı şekilde bu arada. Böyle iki tane detayları var. Buradan elgiliyor mu? Yok açılmıyor. Ama bence güzel bir mont. Böyle kollarında çıt çıt detayları var. Yine buradan büzgülü bir şekilde geliyor. Açayım şöyle. Açınca da böyle. Güzel bir mont. Spor bir mont. Ben bunu sevdim. Dışı böyle biraz farklı geliyor. Yani çok şişme mont gibi de değil. Ama çok klasik de değil. Fiyatına bakacağım. Fiyatı 330 lira. Bence mont olarak uygun fiyatı. Bir de siyah istemiyorum, farklı bir renk istiyorum derseniz böyle grisi de var. Şapkasının detayı düz geliyor bu arada. O yüzden göstermiyorum hiç indirip. Bu da çok güzel bir renk. Bunu da tercih edebilirsiniz. Yakından da rengini görebilirsiniz.
Şöyle ceket tarzında bir kaban var. İçi böyle yün şeklinde geliyor. Cep detayı var. Güzel. Kollar da zaten aynı şekilde geliyor. Bu modellerden çok görüyoruz. Hani her mağazada farklı evrilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Fiyatı 200 lira. Gri renginde. Güzel bence bunun rengi. Buna bakabilirsiniz. Yakından da renkleri böyle. Birkaç tane balıkçı yaka kazak göstermek istiyorum. Renkleri harika böyle. Uzaktan önce görmenizi istiyorum. Hepsinin fiyatı 50 lira bu arada. Bu renk de çok güzel. Yani yakından görebilirsiniz. Bu gayet yumuşak bir ürün. Burada ucuzmuş bence. 50 lira iyi bir fiyatı var. Böyle beyaz bir rengi var. Bu da çok güzel. Kahve yani koyu kahve ya yani acı kahve de diyebiliriz. Böyle bir rengi var. Aşağıda şöyle yeşil. Bu da koyu bir yeşili var. Bu da güzel bir renk. Grisi de gayet güzel bir renk. Yani aslında bakıldığı zaman hepsi kışa uyabilecek renkler. Balıkçı yaka modelleri çok yakıştırıyorum. Hem fiyatı uygun, hem modeli güzel, hem kumaşı güzel. O yüzden bence bunlara bakmalısınız diye düşünüyorum. Kumaş olarak da iyi olduğu için çok pahalıya gitmeye de gerek yok bence. Balıkçı yaka istemiyorum, böyle bir yaka istiyorum derseniz daha yarım. Buradan da mesela bir alt rengi daha var. Fiyatları yine 50 lira. Böyle bir kırık krem renginde var. Rengi çok tatlı. Yukarıda yine grisi var. Bu da güzel bir renk. Tercih edilen bir renk. Şöyle lacivert var. Bunu daha önce görmemiştik mesela lacivert rengi. Koyu lacivert renginde geliyor. Yine çok bilindik bir kahverengi. Bu da tercih edilebilir. Böyle siyahı var. Bir de şöyle farklı olarak böyle vişne çürüğü tarzında bir rengi var. Dediğim gibi yaka olarak böyle bir yaka tercih ederseniz bunların da fiyatları 50 lira. Kumaşları gayet yine yumuşak ve güzel. Bence bunlar da tercih edilebilir. Erkekler defaktör bence baksın. Güzel ürünler var. Ben böyle çok beğendim. Bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı 90 lira. Göstermek istedim. Kumaşı çok güzel. Yumuşacık yine zaten. Balıkçı bir kazak şeklinde geliyor. Bence buna bakmalısınız. Arkadaşım beğenmedi ama ben çok beğendim. Evet, videomuz bu şekildeydi. Hem kadın hem erkek ürünlerini de gösterdik. İnşallah beğendiğiniz şeyler çıkmıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.